14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. İçer gündemi devam ediyor değerli seyirciler ve Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü hem Türkiye geneliyle hem de bizi ilgilendiren bölge Çukurova'yla, Mersin ve Adana'yla ilgili enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında Mersin'de ve Adana'da enflasyon %11'i geçti. Türkiye'de enflasyon Temmuz'da %0,58 arttı, yıllık bazda %11,76 oldu. Adana ve Mersin bölgesinde Temmuz ayı enflasyonu %11,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü verilerine göre tüketici fiyatları 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, 2019 yılının Temmuz ayına göre %11,76 ve 12 aylık ortalamalara göre %11,51 oranında arttı. Adana ve Mersin illerinde Temmuz ayı tüketici fiyatları 2020 Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,50 ve 12 aylık ortalamalara göre %11,78 oranında arttı. Adana ve Mersin bölgesinde en yüksek artış araba kiralama ücretinde olurken fiyatı en fazla düşen ürün fasulye oldu. Değerli seyirciler, tabii enflasyon rakamları yüksek. Vatandaş bu durumdan memnun değil. Aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özellikle de 1980 yılından sonra vatandaş enflasyonla mücadeleyi öğrendi. Öğrendi ki hala 80 milyon insan durumundan memnun bir şekilde her şey bu kadar pahalıyken yaşayabiliyor. Bir şekilde hayatını devam ettirebiliyor. Öğrenmişiz ki Türkiye'de hayat devam ediyor. Enflasyonla mücadelede geride bıraktığımız yıllarda Türk lirasından sıfırlar bile atıldı. Hatırlıyorum, dedelerimiz, babalarımız harçlık verirken bize 5 milyon Türk lirası harçlık verirlerdi. 10 milyon Türk lirasıyla bir sakız bile alamadığım dönemi hatırlıyorum efendim. Yaşı 40'tan fazla olanlar bunu net bir şekilde bilirler. Şimdi tabii mezatlarda satılıyor o paralar. 10 milyon Türk lirası, 5 milyon Türk lirası, 20 milyon Türk lirası tek bir kağıt. Ama o günlere yaklaşıyoruz gibi. Enflasyon çok yüksek. Dünya ekonomisi pandemi nedeniyle sarsıldı. Son olarak işte bu Beyrut'taki ne alakası var diyeceksiniz ama alakalı, Beyrut'taki patlama da dünya ekonomisini şöyle bir salladı. Altın yükseldi aşırı derecede ve Mersinli kuyumcular diyorlar ki yıl sonunda 2020'nin sonunda çeyrek altın 950 Türk lirası kesinlikle olur. Altın rekorda. Geçen yıldan bu yana doların yükselmesiyle birlikte fiyatları artan altında yükselme sürüyor. Piyasada bu dönemde 1 gram altın 459, çeyrek altınsa 750 lira üzerinde satılırken düğün için altın alacaklar yükselen fiyatlar karşısında arayışa girdi. İstanbul Altın Rafinerisi tarafından üretilen tam ve yarım gram altınlarsa düğünlere giden vatandaşların vazgeçilmezi haline gelirken bugünlerde onlarda da sıkıntı yaşanmaya başlandı. Ayrıca yüzük alan evlenecek damat adayları da artık içi boş, hafif yüzükleri tercih etmeye başladı. Altının yükselme nedeni dünya ülkelerinin para basması ve rezervlerini tamamen altına çevirmeleridir. Çin çok yüklü miktarda para basıyor ve dünyadaki hazinesine altınları topluyor. Yükselme nedenlerinden biri bu. Bir de bu pandeminin vermiş olduğu kaostan dolayı
İşte ülkeler ve hükümetler kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Bu seyir devam edecek bir müddet daha. Yani yılbaşına beklentimiz 2500 dolarları bulabilir bir ons altın. Bunun nedeni yine aynı şekilde devam ediyor. Neticede bir dijital çağa doğru gidiyoruz biliyorsunuz. İnsanlar dijital çağa alıştırılıyor. Artık herkes online işlemlerle hallediyor işlerini. Bu da bir eğitim gibi bir şey oluyor bizim dünya insanlarına. Yıl sonuna çeyrek altın 950 lira hedef diyorum. Ben bunu da nokta gerçekten söylüyorum. Altının gramı 535 lira civarında 550 lira olabilir. Bu şekilde olduğu zaman çeyrek altın 936 lirayla 1000 lira arasında seyredecek. Düğün satışlarında artık şöyle bir şey var. Hani işin şaka boyutu tamamen ciddiye döndü. Sadece birer yüzükle zorlanıyorlar artık nişan yüzükleriyle. Tabii ki biz de mesleğimizi idame ettirmek adına yapmış olduğumuz imalatları, emtiaları içlerini boşaltarak gramajlarını hafif yapıp yine gelin ve damadın ya da ailenin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz bu arada. Şimdi çeyrek altın yok, gram altınla çok rağbet var. O da zaten şu an piyasada yok. Gerçekten yok. Gram altının da yarısı var. 0.62 santim dediğimiz miligram at, 0.62 miligram. Yani yarımın da yarısı, çeyreğin dörtte biri gibi bir şeyler oluyor. Bir çeyrek 1.75 gramdır. Onun yarısı 1.62,5 ama o da yok. Çok zor ve çorak bir gün bekliyoruz, yıl bekliyoruz. 2020 zaten felaketler yılı oldu. Bir patlama gerçekleşti Beyrut'ta biliyorsunuz. Bu patlama nedeniyle de altının bugünkü hamle yapması bundan bağlıyorum ben. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan bir aile kavgasında baba oğlunun kullanmış olduğu silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde aile içi kavgada bir kişi babasını öldürdü. Olay Gazipaşa mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Huto ailesinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aileyi sakinleştirdi. Olayın yaşandığı günün gece saatlerinde baba Beşar Huto, oğlu Cem Veli Huto ile tartıştı. Cem Veli Huto, babası Beşar Huto'ya 6 el tabancayla ateş etti. Baba Beşar Huto olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Cem Veli Huto polisin araması sonrası yanında bir tabanca ve iki av tüfeğiyle saklandığı yerde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Adana merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 14 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 14 ilde terör örgütü FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla aralarında aktif görevde bulunan askerlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Antalya, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı terör örgütü FETÖ'ye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda yakalanan zanlılar arasında bir aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi. Mersin'de Akdeniz ilçesi 3 Ocak mahallesinde vatandaşların şikayeti üzerine bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı. Mersin'de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kimsesiz yaşlı bir şahsın evinden 3 kamyon çöp çıktı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Kontrolü'yle Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle sakinlerinin dilekçeyle yaptıkları şikayet ve başvurusu üzerine 3 Ocak mahallesinde bulunan ev temizlendi.
Ekipler barakaya dönüşen ve yıkılmak üzere olan evin bulunduğu bahçeye girebilmek ve biriken tonlarca çöpü toplayabilmek için öncelikle avludaki ağaçlara budadı. Belediye ekipleri evin içerisine ve avluya dağılmış olan tonlarca çöpü, evsel ve inşaat atıklarıyla binlerce pet şişe ve ahşap parçalarını toplayıp kamyonlara yükledi. Geçen haftalarda yaşamını yitiren ve yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadının sahibi olduğu evin içinden ve avlusundan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldı. Öte yandan metruk binaya dönüşen, mahalle sakinleri ve özellikle de çocukların can güvenliği açısından tehlike oluşturan evin ve çevresindeki eski yapıların yıkılması için de gerekli yasal süreç başlatıldı. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Sarı Erdemli'de 67 yaşında vefat etti. Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Mehmet Sarı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Koca Hasanlı Asri Mezarlığı'na getirildi. Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından gazinin naaşı toprağa verildi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin Gözlü, Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Taş Yaran, Kıbrıs gazileri, gazinin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze defninin ardından gazinin oğlu Osman Sarı'ya Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından sancak teslim edildi. Başınız sağ olsun. Allah Türk milletinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah bayrağımızı hep kaldırır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bir karar aldı, proje başlattı. 19 ilde 100 portatif havuz kurmak için ve bu proje kapsamında Mersin'de de 100 portatif havuz kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı spor seferberliği devam ediyor. Bakanlık 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzlarının yapım çalışmalarını başlattı. 19 ilin arasında Mersin'de var. Mersin'de 5 havuzun yapımı tamamlandı. Bakanlık portatif yüzme havuzlarıyla gençlere ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına olanak sağlıyor. Mersin'de kurulum yapımı tamamlanan 5 havuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Servet Tazegül'le Toroslar 500 kişilik spor salonları ve Akdeniz ilçesinde bulunan Recep Aslan, Supi Öner ve Zeki Sabah İlkokullarına yapıldı. Biliyorsunuz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olmakla her zaman övünüyoruz. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, gençlerimize her türlü imkanı sunmak. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gösterilen projede öğrencilerin tamamına insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 81 ilde devam eden projede 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. İçer gündemini bugün de burada noktalıyoruz. Ayrıntılar İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında ve intermersin.com'da olacak. İçer TV'de kalın, hoşça kalın. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister.